Spor hikayelerinden merhabalar. Bu hafta yine önemli ve özel bir konuğumuz var. Bahadır Çokişler, Sözcü Gazetesi Spor Müdürü. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sözcü Gazetesi'nin Spor Müdürü olarak biliniyorsun, tanınıyorsun. Artık bir isminin de marka değeri var. Ama buraya nasıl geldin? Bu hafta bu programda bunu konuşacağız. Seni dinliyoruz. 1973 doğumlusun. Evet. Devamı senden gelsin. Vallahi kolay olmadı. Başımdan çok olaylar geçti. Gazetecilik bir maceradır zaten. Bir tutkudur. Evet. Ama tabii bu maceralı yaşamında bir bedeli oluyor. Özellikle şimdiki nesil için demiyorum ama bizim başladığımız yıllarda inanılmaz bir tempo vardı. Ama bedel şimdi, derken en belirgin bedeli ne? Bedel, yani tabii onu İlerleyen dakikalarda anlatırdım diye düşünüyorum ama peki, anlatayım, başlayalım. Peki, az sonra hani yapacağız. Tamam, spontane gelişsin her şey dedik. Bir anda öyle çalışmadığım yerden sorunca ben de hemen bir durayım dedim. Tamam o zaman, evet. Az sonralarla devam edeceğiz. Peki, peki. Tamam. Şimdi tabii benim başladığım zamanlarda ben hem okuyup hem çalışmam gerekiyordu. Hı-hı. Babam gazeteci, emekli bir gazeteciydi. Hı-hı. Ama çalışmam gerekiyordu. Evet. Ben işte gündüz okula gidip akşam... Neresi? İşte, okul. Okulda tabii, yaşadığınız yani şöyle, yerde. Şöyle Maçka Anadolu Gazetecilik Lisesi'nde okurken. İstanbul'dasın. Evet. Daha sonra Sabah Gazetesi'nde gece çalışmaya başladım. Bir babanın sonra, çok fazla etkisi oldu mu gazeteci olmasının? Onun etkisi tabii ki birebir olmadı ama ben tabii rol modelim baba olduğu için çok istekliydim. Çok istedim. Hatta çok baskı da yaptım. Ama bir süre biraz sonra... Biraz da tozunu ondan... yutmuşluk da vardır mutlaka. Biz eski babamlar benim Günaydın ekolünden geldi. Eski Günaydın'dan. Yani Halil Simavi zamanından. Biz o zamanlar çok aidiyet duygusuyla yüklü bir gazeteydi o gazete. Hatta çalışanların çocuklarına hafta sonları gırgırın içinde, gırgır mecmuasının içinde... Evet. Kurslar verilirdi. İlkokul 4 ve 5. sınıflara. Düşün, yaz tatillerini mesela personelin bir arada olabileceği Denizkent'te geçirirdik. Ne öyle, kadar tabii, güzel, tabii. Enteresan. Yani gazetecilerin şimdiki gibi değil. Sosyal imkanları çok fazlaydı. Düzgün yaşarlardı. Ceplerinde para eksik olmazdı ama şimdi ne yazık ki gazetecilikte yozlaştı tabii yavaş yavaş. Yalnız gerçekten yıpratıcı bir iş olduğu için ailelerden de uzak kalıyorlar. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Şimdi ben birkaç kolda görev aldım. Mesela istihbarat muhabirliği yaptım. Bölge muhabirliği. İşte elimde polis telsiyle işte bölgede dolaşıyorduk. Ardından spor muhabirliği yani başladı. Başından beri spor değildi. Değil. Yani bence gazeteciliğin her dalında çalışmak lazım. Ki işte yöneticiliğe geldiğiniz zaman zorluk çekmeyin. Her şeyi bilin. Yani bu çok önemli. Şimdi tüm mesela kademeleri geçiyor. Tabii. Yani o sıfırdan değil belki ama yani her şeyi görmek lazım, bilmek lazım. İşte sayfa sekreterliğini bilmek lazım, ne bileyim işte muhabirliği bilmek lazım, editörlüğü bilmek lazım. Her şeyi öğrenmek lazım. Bu gazetecilikte zaten bu iş olmazsa olmazıdır. Yöneticilik yapamazsınız başka türlü. Ardından Sabah Gazetesi'nde bir 10 yıl çalıştım. O zaman Star Gazetesi kurulacaktı. Cem Uzan Bey'in kurduğu şeye geçti, gazeteye. İlk kuruluş yıllarında vardık işte Fatih Çekirge ve ekibi olarak lanse edildik. 1,5 yıl orada kaldım. Ardından Akşam Gazetesi'ne geçtim. Akşam Gazetesi'nde de bir 10 yıl çalıştım. Orada da çok güzel günlerim geçti ama yokluk içinde. Öyle ne yazık mi? Ki evet, orada çok büyük zorluklar ve imkansızlıklara çalıştık. Ama oradaki yıllarımı ben kendime kazanç olarak gördüm. Yani yöneticiliğimde özellikle Nezi Alkış, bütün müdürlerin müdürüdür. Evet. Piyasadaki müdürlerin müdürüdür. Nezi Alkış'ın öğretmenliğinde çok büyük staj yaptım orada. Ona da her gördüğümde elini öperim. Peki, üniversiteyle birlikte iş hayatı da devam etti anladığım kadarıyla. Tabii, çünkü neden? Çalışmak zorundasınız. Biz gelenekçi yapıdan geldiğimiz için belki cebimizde para bile olsa çalışmadan duramazdık. Evet. Yani tabii ki biz bu gazetecilik sayesinde çok şey gördük, öğrendik ama asıl bizi sevindiren şey bizim hayat tecrübesi kazanmamızdır. Hayat tecrübesi bizim için çok önemliydi. Gazetecilik sayesinde görmediğimiz ülkeleri, görmediğimiz, tanıyamayacağımız insanları, belki yan yana gelemeyeceğimiz devlet büyükleriyle beraber oturduk. Değil mi? Tabii. Bu bizim için çok büyük kazanç. Meslekler üstüdür gazetecilik gerçekten de. Kültür, spor muhabirine deyince tabii kültür. Her kulübü takip ettik ama Galatasaray, ben uzun süre muhabirlik yaptım.
oradaki kültür de benim için çok büyük kazançtı. Evet. İşte bir iş adamıyla oturup sohbet edebilme ya da bir bürokratik toplantıda nasıl oturup kalkması gerektiğini, nasıl yemek yemesi gerektiğini, inanın Galatasaray çok büyük bir kültür hazinesidir. Hı. Orada çok şey öğrendim. Evet. Peki devam edeceğiz az sonra. Filipeyiz. CRI Türk. Spor hikayeleri devam ediyor. Bahadır Çokişler konuğumuz, Sözcü Gazetesi spor müdürü. Küçük yaştan itibaren çalışa çalışa geldin. Evet. Gazetecilik belki genlerden geçti, babadan geçti sana. O bir aşktı ama sonrasında spora yöneldin. Hı hı. İlk gençlik çağlarında sporla ilgilendin mi peki? Tabii ki ben lisanslı bir basketbolcuydum. İlkokul ve ortaokulu Oruç Gazi'de okudum. Doğal olarak Pertemiral Lisesi'nin altyapısında spor yapma imkanı bulduk. Hı hı. Hatta eğer Pertemiral'e gitmiş olsaydım belki de hani milli bir basketbolcu olacaktık. Çünkü, neden olmadı peki? Olmadı çünkü Anadolu Lisesi'ni tercih ettik. O zamanlar çok meşhurdu. Şimdi tabii, değil. Şimdi her yer Anadolu Lisesi oldu. Evet, ama Pertemiral de çok... Çok güzeldi. İşte belki de hayatımın dönüm noktası orasıydı. Bilemiyoruz. Kaderimizi yaşayacağız. Evet. Her erkek kaderini yaşar. Ya da her insan kaderini yaşar ama biz biraz daha herhalde burnumuzun dikine gitmek istedik. Gazeteci olacağız ya. Başka Anadolu Gazetecilik Lisesi'ne gittik. Ama dediğim gibi ben hiç yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Ve şu anda da pişman olmadığımı görebiliyorum. Yönetici oldum. Ama yönetici olurken daha çok badireler atlattık. Evet. Muhabirlik yıllarına döneceğiz herhalde değil mi? Tabii ki. Spor başlarda işte basketboldan başka Türk insanının futbol biliyorsun baş tacıdır. Futbol birinci plana realite. Gelir. Evet. O futbolla alakalı bir şeyin oldu mu hiç? Ya futbol oynamadım. Hatta biz okul bahçesinde... Taraftarlığın vardı. Maça gidiyor muydun? Yok. Bir tek babam ufakken beni o zaman Fatih Terim'in jübilesine götürmüştü. Mesela o aklımda kalmış işte hayal meyal. Onu izlediğimi hatırlıyorum. Ama onun dışında hiç şey gitmedim futbol maçına ama basket maçına çok gittik. Çünkü okul takımlarını oynadığımız için o bir keyifti, o bir zevkti. Hani o futbolun çirkin yüzü olan küfür, ne bileyim kavga dövüş ortamı olmazdı. Doğal olarak biz de keyif alırdık. Evet. Ve bir de şey spor, yani gözde bir spor basketbol. Evet, bakmayın. Evet. Yani mesela okulda okurken hepimizin yaşadığı şeyler, arkadaşlarımla orada bir sosyalleşme alanıydı. Evet. Bir sosis sandviç yerdik Lütfü Kırdar'da. Bilirsiniz Lütfü Kırdar'ı. Evet, evet. O zaman spor salonuydu orası. Oradaki o yaşadığım birkaç anı da var aslında. Onlara da gelebiliriz. Larry Richard mesela. İşte NBA kariyerli Scott Rath vardı. Efes Pilsen'de falan. Yani çok güzel günlerim geçti orada. Oranın yıkıldığında hiç unutmuyorum. Yani o da bir, bende bir üzüntü nedeni olmuştu. Muhabirlik yıllarında tabii çok şey yaşadık. Ne bileyim, işte deplasmanlara gidiyoruz. Normal polis muhabiriydin. Polis muhabiriydim. Ondan sonra şimdi o zamanlar çok kalabalık spora değildi. Spora geçiş nasıl tabii, oldu? Tabii. Spora geçiş de oldu. O dönemde şey vardı. Tevfik Yener vardı. Tevfik abiye gittim. Dedim ben spor muhabiri olmak istiyorum. O da tamam dedi. Yani geçiş yaptık işte. O zamanlar şeydi, çok hani aile gibiydi gazeteler. Şimdiki gibi büyük holdingler değildi. Doğal olarak ben de tamam dedi ama Tevfik abide de mesela şey vardı. O zaman gece maçları işte oynanıyor. Adam da diyor ki ya kardeşim bu fotoğraflar karanlık çıkıyor. Flaşla çekin. Bir gün gittim dedim Tevfik abi biz bunu flaşla çekemeyiz. Nasıl çekemezsin? Çekemeyiz dedim. Sporcuların gözüne tabii çünkü falan. hayır. Onlar o zamanlar çok önemsenmiyordu o flaş ama şimdi önemseniyor. O da hatta UEFA'nın kuralları arasında vardır o da. Işıklar yetersizdi. Karanlık çıkıyordu doğal olarak. Kötü çıkıyordu. Bir de o zamanki teknoloji çok uygun değildi. İyi fotoğraf çekmeye. Flaşlı çekemem dedi. O da kızdı. Ama ondan sonra yavaş yavaş işte biz de bir gün gittik Tevfik abi işte bakın dedik artık fotoğraflar düzeldi. Ben biliyorum dedi ışıkları düzelttiler dedi. Ya onun gibi bir sürü şey oldu. Başımıza gelmeyen de kalmadı. Onlardan bir tanesini dinleyeceğiz. Az sonra birlikteyiz. CRI Türk. Spor hikayeleri devam ediyor. Sözcü Gazetesi spor müdürü arkadaşımız Bahadır Çokişler. O önemli anılardan bir tanesini dinleyeceğiz şimdi. Ya işte Erik Gerets Galatasaray'ın teknik direktörü. O gün işte Galatasaray şampiyon oldu. Biz de akşamda çalışıyorum o dönemde. İşte futbolcular biliyorsunuz işte gece kulüplerine toplu giderler önce ondan sonra tek tek ayrılırlar falan. Biz de işte Galatasaray'ın eğlence yaptığı yere gittik. Fotoğrafları çektik işte ertesi güne
saklıyorsun. Gece geç saat olduğu için. Hı hı. Eve dönüş yolunda kaza yaptım. Trafik kazası. Hı hı. Ama alkol yok. Hı. Herhangi bir işte keyif verici madde içmemişiz. Ama kaza yaptık. Hı. E5'te bir yaya çarptık gece. Hı. Meczup bir vatandaş, yaşlı, kaza yaptık ve başımız belaya girdi. Gece nezarette geçirdik. Ertesi gün mahkemeye sevk edildik. Bu arada haberde çekilmişti herhalde. Onları teslim ediyorum. Hı. Onlarda bir problem yok yani. Hı. Yani gidip de hemen kelepçe takmadılar ama sonuçta nezarette geçiyorsun gece. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldık. Mahkemeye çıkmadan önce savcı çağırdı. Hı. Anlattım ben işte nasıl oldu, şöyle oldu, böyle cevizi bağdan aşağı iniyordum işte Mert'lerde şöyle oldu. Bir anda önümdeki arabanın önünden çıktı fırladı. Göremedim, kırdım, solumdan araba geldi. Dedi ki bir daha karşıma böyle gelirsen seni tutuklarım dedi. Çık dışarı dedi, kovdu. O zaman. Nasıl yani? Bayağı yani tutuklama talebiyle göndermedi mahkemeye. Tutuklamasına gelmiş, tutuksuz yargılanacaksın dedi. Hı. Gönderdi beni evime. Onun gibi bir sürü olay. Vefat stadında İşte dayak yemediğimiz mi kaldı? Öyle mi? Soğuklarda -14, -20'lerde fotoğraf çekmediğimiz mi kaldı? Çıkarırdık fotoğraf makinelerinin akülerini cebimize koyardık ki sıcak dursun. Donuyor soğukta. Nasıl özverili yıllar? Tabii mesela uçaktan korkan spor muhabiri yapamaz. Evet. Mesela. Evet. Kar, kış, fırtına. Yalnız uçaktan korkan sporcular var. Onlar biraz da paraya herhalde. Yani milyon eurolar kazan. Başka şartına geldikçe mi? Yani milyon eurolar kazanıp da uçaktan korkuyorsan bir şey diyemiyorum. Yani benim bildiğim otobüs arabayla giden bir iki sporcu var. Ama Süper Lig'de mümkün değil. Çünkü 24 saat önceden orada olacaksınız. Böyle bazı kurallar var işte federasyonun koyduğu. Şimdi yurt dışına gideceksiniz Avrupa maçına. Nasıl gideceksiniz? Elbette. Yani mecbur bineceksiniz. Hasan Şaş falan çok korkuyordu. Evet. Yani onları da. Peki spor muhabirliği yapmaya başladıktan sonra bir takım muhabirliği mi oldu yoksa genel? Çok güzel bir soru. Şimdi bizim sözcü okur hattı var. Sözcü okur hattına günlük işte bir iki tane şikayet gelir falan. Ama o aynı hafta içinde hem Beşiktaşlı oldum hem Fenerli oldum hem Galatasaraylı oldum. Hepsine, bu tür suçlamalar evet. Tabii hepsine telefon açıp şunu dedim. Dedim ki ben hiçbir kulübün üyesi değilim. Hı. Fanatik değilim. Hı. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul edemem. Hepsindeki ortak suçlama şu: Galatasaraylısın, Fenerlisin, Beşiktaşlısın. Bakın hanımefendi, ben spor muhabirliğine başladığım zaman Bakırköy Spor muhabirliğine başladım. Rahmetli Yıldırım Aktuna başkan, efsane kadro. Kalede Kraft, Tavşan Mustafa, Bulgar Mehmet, Fenerbahçelerin eski futbolcuları. Novak Araskeviç, Gürses, hani Ümer şeyin hocası en son bir kavga çıktı ya. Evet. Ya efsane bir takımın muhabirini yaptım. İlk yurt dışına gittik. Hı hı. İlk yurt dışında olur. O zaman daha Yugoslavya dağılmamış. Hı hı. Dikkat buyurun, Yugoslavya dağılmamış. Sene 1990. Ve harika bir ortam. İkman Dağları'ndayız. İşte olimpiyatların yapıldığı dağda. Harika bir otelde kalıyoruz. Yıllar sonra savaş çıktığı zaman hakikaten çok üzülmüştüm. Dedim ki eyvah dedim ya, buralara yazık ettiler. Her tarafı yakıp yıkmışlar. Ardından Polonya'ya geçtik. Sonra döndük. Biraz aşama kaydedince, aslında şimdiki sistem gibi değil. Hı hı. O zamanlar çalışarak, kendini ispatlayarak gidiyordum bir yerlere. Sonra bir anda Fenerbahçe'ye gittim. Yanlış hatırlamıyorsam Hiddink. Hı hı. Teknik direktör. Çok enteresan. Ben tabii o zaman daha çocuğum yani. Çok ufağım, gencim, toyum. Gazeteye bir geldim, hafta sonu gazetesi. Gul Siding dansöz yağmurla basıldı. Hemen müdür geldi o zaman, Büşrah Bey. Hemen dedi dansöz yağmuru bulun dedi, röportaj yapın. O da o zaman Mecidiyeköy'de çalışıyoruz. Sabah gazetesi Mecidiyeköy'de. Hemen, spor muhabiri tabii, dansöz yağmuru. Hemen dansöz yağmuru bulduk ya, yani bulundu. Çünkü neden? Gazetenin işte magazin muhabirleri var. Rica ettik. O zaten kadın da zaten meşhur olacak o zaman. Hemen gittik evine, röportajlar yapıldı. Arka kapağı, arka sayfa yani kapak dedim. Bizim kendi aramızda öyle konuşuyoruz, arka kapak. Arka kapağı manşet oldu. İşte dansöz yağmur, böyle bir işte şey fotoğraflar. Hani o zaman verilen pozları biliyorsunuz. Öyle işte hani Hiddink işte geldi kaçtı falan bilmem ne falan gibi. Hatırlamıyorum şimdi, eski zaman.
Öyle bir maceram olmuştu. Sonra Yedinkli zaten gönderildi. İstanbul'un evet. O büyülü renkli yaşamına kapılmıştı. Kapılmayan yok hemen hemen. Hepsi kapılıyor. Evet. Sen bütün takımlardan hemen hemen yani bu siz kaderini... Evet. Kaderinizde var. Var. Ardından takım taraftar tarafından eleştirilmek. Gordon Minne. Beşiktaş'ta o zaman hoca. 2 sene üst üste Beşiktaş muhabirliği yaptım. İşte Gordon'u gönderen ekipteyim. Hatta fotoğraflar keşke gelirken. Ekip. Yani gönderen ekip derken hani o dönem orada gazetecilik yapan ekibin içindeyim ben de. Yani 4-5 tane gazete zaten. O zamanlar şimdiki gibi değil. Tek bir kamera. 2-3 tane gazeteci. Onlar da düzeyli ilişki. Sabahleyin antrenmana çıkan futbolcular merhaba, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Saygılı, mesafeli. Tabii ki. Yani bu o zamanki şey böyleydi. Konsept buydu. Evet. Ardından bir boşluk oldu. İşte o ayrıldı, birisi ayrıldı, bilmem ne oldu. Galatasaray'a geçtik. Sene 92. Adnan Polat, başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı değil de futbol şube sorumlusu. Alp Yalman başkan. O dönemde başladım ve uzunca bir süre. Arada bir Trabzon'da işte bir Aston Villa maceramız oldu. Aston Villa maçına gitmiştim. O başarılı olduğu bir dönem vardı. Onun kendisinden çok şey beklenen bir dönemdi. Öyle bir gittim geldim ama Galatasaray benim hani uzun süre muhabirlik yaptığım, hani o kültüründen faydalandığım, spor kulübü deyip geçmeyelim. Bunlar çok büyük bir eğitim. Biraz açar mısın? Nasıl kültürü vardı Galatasaray'ın? Şimdi çok hani çok ayrıntıya girmeyeyim ama mesela bir divan toplantısına gideceksiniz Galatasaray'ın. Oturacaksınız, izleyeceksiniz. Kitap. İşte tahriklere karşı nasıl cevap verebilirim? Bir kendinden büyük ya da küçüğüne ya da akranına ya da haziruna nasıl hitap edeceğini falan gibi çok dikkatli bir takip ettim. Acaba çok yaşlı üyesi var, ondan kaynaklı mı? Eğitim yuvası. O çok önemli yani. Eğitim yuvasının olması çok önemli. Sadece bu liseliler yaşlı... şeyler ayrımı var. Ama liseciye girmeyeceğiz değil mi? Yok, girmeyeceğiz. Yok, şaka yapıyorum. Yok. O başka bir şey zaten ama hani o kültür seviyesi yüksek insanlarla aynı ortamda bulunmak çok önemli. Evet. Çok büyük dersler alıyorsunuz. Çok büyük hani avantajlı bir durum yani. Benim için çok avantajlı bir durum. Çünkü biz işte sur içinde büyümüşüz Aksaray'da. İşte bir avam tabaka sonuçta orası. Bir geliyorsunuz bambaşka bir ortam. Bunu hani okulda falan öğretilmez bu tür şeyler. Yaşayarak öğrenilir. Aman avam tabaka İstanbul içinde nasıl çok iyi olabilir bir semtti. Yani. Çok iyi bir semtti. Aynen öyle. Ama öyleydik yani. Biz Suriçi biliyorsunuz. Yani diğer şehirlerden, Anadolu'dan gelenler var. Evet. Aslında çok şanslı durumda. Şanslıyız. Evet. Ama işte İstanbul'un o mevcut şartlarında o zaman imkansızlıklar, yokluklar belki de insanları birbirine daha çok bağlıyordu. Şimdi değişti biraz ortam. Herkes parasına göre ya da makam mevkisine göre hareket ediyor artık şimdi. O zamanki samimiyet duyguları yok. Evet. Devam edeceğiz. Programımız devam ediyor. Az sonra Sözcü Gazetesi spor müdürü arkadaşımız Bahadır Çokişler'le sohbetimize devam edecek. CRI Türk. Spor hikayelerinde artık son bölüme geldik. Bahadır Çokişler Sözcü Gazetesi spor müdürü konuğumuz. Aslında senden dinleyeceğimiz o kadar çok şey var ki Bahadır. Son bölüme geldik. Bir saat asla yetmeyecek biliyorum. Evet. Sözcü'ye geçelim. Sözcü çok spor yalnız. Müdürü olmak her baba yiğidin harcı değil. Tabiri caizse ben... genç yaşında bu görevdesin ve çok başarıyla yürütüyorsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sözcü'ye nasıl başladın? Ben Açık Mert Korkusuz AMK diye bir spor gazetemiz vardı. İsmi biraz sıkıntılı bir isimdi o zamanlar. Ne yazık ki öyle bir şey vardı. Yalnız tabii çok büyük bir tiraj yoktu. Biz Burak Bey'le oturup işte patronla oturup ben orada çalışıyordum yani ayrıca da Galatasaray mağabey olarak. Dedi ki ya ne yapsak? Yani işte biraz plan proje yaptık, program yaptık ama AMK'yı nasıl kurtarırız? Ama nihayetinde tabii kurtulmadı, kapandı. Aslında Sözcü Gazetesi'nin biraz saygınlığını da gölgeliyordu açıkçası. Ama ne yaptık? Sözcü Gazetesi'ni de müdürlüğe başladım. Aslında Sözcü Gazetesi'ne müdürlük yapmak çok zor. Bir başladım 2016 yılı işte bizi ilişkilendirdikleri mahkemeler, davalar. Zaten her zaman şunu söylüyor. Biz hiçbir zaman gemiyi terk etmedik. Bize yapılan baskı, zulüm ya da siz ne derseniz iftiralar. Bizi hiçbir zaman yıldırmadı ve korkutmadı. Aksine bizi hayata bağladı. Diğer gazetelerin yazamadıklarını, diğer gazetelerin araştıramadıklarını araştırdık. Hepsini yazdık.
hiçbirinden de korkmadık, çekinmedik. Çünkü hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden bizim yazdığımız satırı satırına, noktası virgülüne kadar her şey okunuyor. Ve bu bizim için bir övünç kaynağı oldu. Tirajı öyle çok bir, yüksek. Öyle bir gazetede. Okuyucu kitlesine de sahibiz ki ya yaptığımız bir virgül hatasına dahi bizi arayıp tenkit ettiler. Eleştirdiler, şikayet ettiler. Biz de aynen şunu söyledim. Dedim ki biz dedim bundan memnunuz. Bizi arayın, uyarın. Eleştirin. Ama bu haksız eleştiriler de tabii. Haksız eleştiriler de olmuyor değil. Oluyor. Ama benim şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Doğru ve dürüst gazetecilik yapmadığım takdirde Sözcü Gazetesi'nde 5 yıldır müdürlük yapamazdım. Elbette. Çünkü o kadar kolay bir şey, o kadar değil dikkatli bir okuyucumuz var ki. Ve tutucu. İnanılmaz tutucu. Mesela diyelim ki biz biraz siyaset kokan haber yapsak ya da hani bizim okurun içiyle ilgili ya da nasıl diyeyim yani onların aklına uymayan bir haber yaptığımız zaman bile açıp soruyorlar niye böyle yaptınız? Hesap soruyor. Evet. Biz de diyoruz ki anlatıyoruz. Ve ben okurlarla birebir temas halindeyim. Bu da çok güzel. Eleştirenle ama. Evet. Ve davet ediyorum. Buyurun gelin. Biz hangi şartlarda yapıyoruz bu gazeteyi biliyor musunuz? Biliyoruz ama işte ama yok. Bizde ama yok. Bizde ama fakat lakin çünkü yok. Bunlar edebiyatçıların enstrümanı. Biz burada gazete yapacağız. Biz halkımızın istediği gibi gazete yapacağız. Ama halk da bize biraz saygı duyacak. Evet. Okur da. Peki Bahadır, kağıdın satılmadığı bir dönemde bu kadar yüksek tiraj yapmayı neye bağlıyorsun? Çok basit. Doğruları yazacaksınız. Gördüğünüzü yazacaksınız. Halk bunu tahlil ediyor diyorsun. Yani şöyle, algı yaratacak, algı verecek bir şeyden kaçınacaksınız. Bize bir haber geliyor. Örneğin Arda. Arda Turan işte şu an gündemde. Arda Turan. Başkana soruyorum. Arıyorum bizzat kendim. Diyorum ki başkan diyorum işte böyle bak Arda ya bizim gündemimizde yok diyor. Fatih Hoca diyor ki Fatih Hoca da söz hakkı tanıyoruz. İşte diyor ki ya bir şans daha tanınmalıydı. Bu arada eski başkanlara soruyorum. Diyorum ki Galatasaray ya Arda'nın transferi sizce doğru? Biz aslında yorum katmıyoruz. Biz gerçek güç sahiplerinin yorumlarını, yani güç sahipleri derken zamanında Galatasaray yönetmiş ya da yöneten ya da işte işin içindeki insanlara söz hakkı veriyoruz. Böylece benim yorumum sadece köşemde. Evet. Şey konuyor. Öyle de başıma geldi lazım. İşte Fenerbahçe Alanya maçından sonra kural ihlali var diye yaygara koptu. Ondan sonra ben de ne yaptım? Konumumu atadım. MHK başkanını aradım. MHK başkanı da Zekeriya Alp İşte dedi ki kural ihlali yok kardeşim adam aslan gibi maç yönetti dedi. Köşeme yazdım. Fenerbahçe başkanı çıktı ve bunu yazan manidar. Ben inanmıyorum söyledim. O sendin. Evet o bendim yani. O bendim. Ya haksız iftira. Peki aynı Fenerbahçe başkanı da iftira edilmedi mi? Ya da, oluyor tabii yani ki oluyor. Zaman ama zaman. Ya evet. Bu bizim işin bu işin cilvesi. Evet ama bir de şöyle bir şey var. Hadi diğer gazetelerle karşılaştırdığın zaman bunu söyleyebilirsin ama teknoloji çağında, internet çağında gazetenin satıyor olabilmesi bile enteresan. Yani. Anında haberler tükeniyor çünkü. Evet. Hemen iletiliyor i̇şte ve tükeniyor. Demin anlattığım da o. Biz böyle gazetecilik yaparsak okuruz, okunuruz. Böyle dediğim gibi. Tek taraflı değil. Her iki taraftan da baktığımız için, kendi yorumumuzu algı vermeden kattığımız için başarılı oluyoruz. Bizim gazete işte bu yüzden satıyor. Sadece muhalif olduğu için değil, doğruları yazdığı için, yazarları özgür olduğu için. Yazarlar özgür, bana ne patronundan ne de yayın yönetmeninden bugüne kadar niye bunu böyle yazdın diye bir tepki gelmedi. Evet. Tabii ki ölçümüzü bilerek. O işte söylediğin gibi otokontrol olduktan sonra, herkesin de önüne gelen de size müdahale edemez. Ben bilim yöneticisi olarak kendi ekibimden mesulüm. Her zaman şunları söylüyorum. Twitter'ı bile kullanırken başkalarının haklarını yok saymayın. Yani şimdi ben o zaman şöyle atayım. Diyelim ki işte diyelim efendim Mustafa Cengiz aslında yalan söylüyor. Falan işte 15 bin takipçim var. Haydi bunun 5 bin tanesi küfür etse olur mu böyle bir şey? O zaman onun kişilik hakları yok mu? Evet. İşte bunlara dikkat edin. Haber yaparken hiçbir zaman tek tarafa bakmayın. İşte efendim sırf muhalif olmak için haber yapmayın. Provokasyon asla yok. Sana göre bir gazeteci, muhabir çok önemli bir haber aldı. Ve bunu gazetede mi ilk vermesini istersin ya da doğrusu bu?
Evet. Yoksa sosyal medyada mı duyurmasını beklersin? Çok sancılı bir geçiş oldu Twitter benim için. Hı-hı. Tam da müdürlüğümün işte baharında işte muhabirlerim de tweet atmak istiyor. Renkli bir dünya var orada. Tabii. Popülerlik. Tabii. Ben popüler olmayın demiyorum onlara. Diyorum ki bizim öncelikli hedefimiz gazete. Sansür de yok. Yok kötüsü. Hayır. Yani, orada. Ama işte evinde yazıyor ve atıyor. Ben buna sansür demiyorum da kişilik hakları diyorum. Kişilik haklarına saldırmayın. Hı. Ya ben beni beğenmeyebilirsin. Ama Twitter'da benim adımı etiketleyip sen zaten böyle yapıyorsun, sen böyle insansın diyemezsin yani. Dememem gerekiyor. Evet, evet. İşte yazılı biz onun sancısını çok çektik. Ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Dedim ki önce gazete. Hı hı. Ama gece 12'den sonra reklamını yap haberinin. Ha olabilir. Yarın bak böyle bir haber çıkacak diye. Falan. Bak tabii, bu tabii. Hani akıllıca. Televizyonculuk tekniğinde var bu. Siz evet, bilirsiniz. Evet. Nasıl yaparsınız? İşte ya, az sonra. Hı hı. Ya da yarın çok büyük bomba flash bir haber vereceğiz. Bak bu popülerliğin dışında ilgi çeker. Evet. Senin gazetene değer katar. Sen gazeteden maaş alıyorsun. Tabii. Diye anlattım merak tek tek. Merak edecek ve bakacak. Tek anlattım. Programın sonuna geldik. Hı hı. Son olarak televizyon mu gazete mi? Ben gelenekçi yapıdan geldiğim için gazete. Ama şimdi ben televizyoncu arkadaşlar da televizyon der. Yani ben gazetecilikten gelmeyeyim. Yani bir gazetecinin televizyonda yorum yapması sen de mutlaka yapmışsındır. Yaptım. Yani şöyle GSTV'ye çıktık işte birkaç kanala çıktık ama CNN'e galiba yanlış hatırlamıyorsam bir şey olmuştu yine. Bir olay olmuştu. Hı hı. Ya siz de gelseniz anlatsanız da falan gibi. Şey. Mesela İtalya'da İtalyan polisi bizi tutukladı falan. Gözaltına aldı. Hı. İşte o meşhur Roma olayları falan. Hı hı. İşte geldik hemen CNN'e çıksanız da falan dediler. Öyle çıkmıştık. Ama gazete birinci planda diyorsun. Birinci planda. Çünkü hani söz uçar yazık kalır. Evet. Yani. Bahadır Çokişler çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bekledik. Çok uzun zaman bekledik. Ya kusura bakmayın gerçekten. işte biz de halkadan evet, buraya taşındık. Taşınma artık. Süreciniz evet, vardı. Hayırlı uğurlu olsun yeni yerinizde. Ederim. Sağ olun. Görevinizde, bundan sonraki hayatınızda bütün gazete olarak ve sana başarılar diliyorum. Çok ben teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu hafta Bahadır Çokişler Sözcü Gazetesi Spor Müdürü konuğumuzdu. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. CRI Türk.